gibi toplumsal olarak cevabınız bu olmuş. Ülkenin ekonomisinde belirler abi. Şimdi Almanların ekonomisinde belirler. Şimdi ben ekonomist değilim. Ekonomist değilim. Sonucu söylüyorum. Ben ekonomist değilim ama sonucu söylüyorum. Hayatı söylüyorum. 2002'den 2015'e kadar ekonomi güzel miydi? Efendim? 2002 yılından 2015'e kadar ekonomi güzel miydi? Kime göre neye göre? Hayır. Türkiye'nin ekonomisi 2002'den 2015'e kadar güzel miydi? Sana göre, senin düşünceni öğrenelim. Şu an bana göre güzeldi. Güzel miydi? Neden güzeldi abi? Neden? 2002'de Türkiye'de asgari ücret 97 dolarla 112 dolar arasında. Google'dan bakabilirsiniz. Bir ay çalışıyordu asgari ücretli, 97 dolarla 112 dolar kazanıyordu. Sonra sen özelleştirmeler yaptın. Dışarıdan borsana sıcak paralar geldi. Senin sünni olarak para birimin değerli kaldı. 2002'de asgari ücret artıyor, dolar kuru aynı yerinde. 2003'te asgari ücret artıyor, dolar yeri aynı kalıyor. 2004'te asgari ücretin artıyor, dolar aynı kalıyor. 2005'te, 2006, 2007, 2008, 2009. Türkiye'nin tarihinde ilk defa böyle oluyor. 15 sene boyunca asgari ücret artarken dolar kuru aynı kalıyor. Niye kalıyor abi? Şimdi Audi'ler, Mercedes'ler, Almanya bunları 1930'larda kurdu. Şimdi bunları satabilmesi için ne yapması lazım? Senin borsana sıcak para ya da şirketlerine özelleştirmeyine alıyor. Özelleştirmeler 80'de başladı. Senin para birimi sünni olarak değerli hale gelince ne oluyor abi? Sen Audi alıyorsun. Bu iPhone'u değiştiriyor. Öteki sene gidiyor iPhone'u değiştiriyor. Bu iPhone'u Çin'de kaç para yaptırıyor biliyor musun camını? 10 euro, 10 euro. Ama sana satarken 100 euro, 200 euroya sana iPhone'un camını satıyor. Şimdi 2002'den 2015'e kadar ithalatını patlatmak için senin dolar kurunu gereğinden düşük tuttular ki ithalatın patlasın, ihracatın baltalansın diye. Aynısını Henry Kissinger kitap yazdı. Çin 1982'den itibaren asgari ücretini dip seviyelerdeydi. Hiçbir zaman arttırmadı. Amerika'daki büyük sanayi şirketleri Detroit'ten asgari ücret Amerika'da 1000 dolar olduğu için nereye geldi? Çin'e kurdu fabrika ve tesislerini. Çin ucuz üretimle dünyanın bütün üretimini yapmaya başladı. Bu sefer ne oldu? Atıyorum mesela kulaklık yapıyor. iPhone'u kulaklık teknolojisi Çin çaldı. iPhone'u kulaklığı 5 milyarsa birçok ülke alamıyor. Çin'de Hindistan nüfusu dünyanın yarısı nüfusu. Çin kendi kulaklığı üretti. iPhone'u çeyrek fiyatına kendi kulaklığını satıyor. İkinci el parçadan daha çok para kazanıyor. Bu sefer üretimde ne oluyor? Kendi mallarını dünyanın her yerine satarsa, dünyadaki ticaret hacmi gelişirse arz talep dengelerini de o belirler. Şimdi Türkiye 2002'den 2015'e kadar yanlış politika uyguladı ve bunun bedellerini ödüyorsun. Çünkü düşük kur yüksek faiz demek ithalatını patlatır, ihracatını batırır. Aynısını Arjantin'e yaptılar. Arjantin 2019 yılında borçlarını ödeyemeyince IMF'ye 57 milyar dolarlık standby anlaşması yaptı. Standby anlaşması yapınca Arjantin 57 milyar dolar gelince para birimi değerli haline geldi gene. Arjantinler gene Audi aldı, gene Mercedes aldı. Gene bunların mallarını alınca bu sefer ne oldu? Arjantin borçlarını ödeyemez, temerrüte düşen ülke konuma geldi. Benim görüşüm şu. Her ülkede bir derin devlet olması lazım. Mesela Amerika iş adamları kurdu. İş adamları arka tarafta, askerlerin arkasında derin devleti Pentagon, iş adamları, sermaye gruplarının çıkarları yönetiyor. Rusya'yı KGB elemanları kurduğu için istihbaratçılar tarafından Putin'e diyorlar ki bunları yapacaksın. Derin devletin olacak. Derin devlet demek, tamam mı? Tıp eğitimi almamış bir insan dünyanın hiçbir ülkesinde doktorluk yapamaz. Hukuk eğitimi almamış bir insan dünyanın hiçbir ülkesinde hakim ve savcılık yapamaz. Tıp eğitimi almamış bir insan, veterinerlik eğitimi almamış bir insan dünyanın hiçbir ülkesinde bir kediye, bir köpeğe iğne vuramaz. Neden? Bir canlı hayatı söz konusudur. 80 milyonluk, 100 milyonluk devletleri yönetecek insanların belli bir eğitimden geçmesi gerekir. Aynı zamanda derin devlet. Çünkü derin devlet ne demektir kardeşim? 20 tane ekonomi profesörü koyarsın arka tarafa. 20 tane emekli generalini ülkenin koyarsın. Ülkenin temelidir. 20 tane emekli generalini koyarsın. Jeostrateji bilir, strateji bilir. Tamam mı? Adımlarını ona atar. Mesela Süleyman Demirel geldi. Bir ülkede cumhurbaşkanlığı yaptı. Uzun yıllar siyaset yaptı. Neden? Halktan oy alabilmek için 38 yaşında insanlar emekli yaptı. Dünyanın hangi ülkesinde 38 yaşında ülkede emekli olan var? Ülkenin yarısı sigortalı çalışan 27 milyon, 16 milyon emekli sayısı. Böyle bir devlet olabilir mi? Sonra Ecevit 99 yılında gelince ne oldu? Emekli maaşlarını ödeyemekte zorluk çekince EYT'yi çıkardı. Mecburen Ecevit'in yaptığı son derece doğruydu. Neden? Tekerleğin dönmesi için. Bir de gittin krediler aldın IMF'den, borçlandın, statmayan anlaşmaları yaptım falan. Şimdi EYT 2002'den 2020'ye kadar Tayyip Erdoğan vermedi. Değil mi? Pandemi çıkmış, ekonomini yerle bir etmiş. Çünkü üretim tesislerin durdu, yurt dışına mal satamadın. Hava turizmden 40 milyar dolar geliyordu. 2 senede 80 milyar dolar kayıp ettin. Tamam mı? Sen şimdi EYT'yi getirdin. Kılıçdaroğlu diyor ki seçimlerde ben getireceğim dedi EYT'yi. Oy alabilmek için. Halk yararına olan bir şey değil. Tayyip de dedi ki ona oylar geçene bana gelsin dedi. EYT'ye getirdi. EYT'ye getirdi ne oldu? Şimdi asgari emekli maaşları 7,5 bin lira değil mi? EYT gelmese de 10 bin lira
olacaktı. Çünkü baraja toplanan paradan eskiden 13 milyon kişiye bölüşüyordu. Şimdi 15 milyon kişiye bölüşüyor. Ne olacak? Daha az. Bak, gelecekte yapay zeka her geçen gün artıyor. İşsizlik daha da artacak. Çünkü her yerde robotik çalışmalar artıyor. Tamam mı? Gelecek insanlar iş bulma olanağı daha zorlaşacağı için emekli maaşlarını vermekte devletler zorluk yaşayacak. Sosyal patlamalar olacak. O adımlarını bugünden önce. Şimdi devletin, Türkiye'nin büyük, en büyük sorunu bana göre katma değerli ürün markalarının olmaması. Peki, mesela Audi. Audi. Ha, gel abi. Sadece şimdi. Yok. Sadece sosyal düşünceni yok, merak ediyorum. Bak, hani tamam bak, çok güzel anlatıyorsun, ben dinliyorum ya. Seçicilerin doğrusuna doğru, ben yaptığı yanlışına yanlış diyorum. Ben hiçbir partiyi savunmuyorum. Evet, söylemek istediğim şu. Bak. Yani şimdi ekonomiden ekonomiden kötü mü? Hayır. Ekonomi kötü ama bunun bedelleri geçmiş. İşte bence şimdi sebebini söyleyeyim. Ben ekonomist değilim. Tamam. Üretim durdu. Tamam. Fabrikalar kapandı. Tarım bitti. Hayvancılık bitti. Yanlış mı? Söz alabilir miyim? Türkiye Amerikancı darbeyle neye geçtin? Serbest piyasa ekonomisine ne zaman geçtin? Ne zaman geçtin? Eskiden yurt dışına inek, dana, tarım ürünlerini getirmek serbest miydi? Serbest miydi? Değildi. Ne zaman yasak oldu? Serbest oldu. 1980 darbeden sonra 82'de serbest piyasa ekonomisine geçtin. Türkiye Ukrayna'dan, Rusya'dan, Sovyetler Birliği'nden buğdayı getirdi. Adam Kars'ta, Van'da hayvancılık yapıyor. Buğday üretiyor. İstanbul piyasasına sürecek. Adam abi, bak bir şey söyleyebilir miyim? Senin serbest piyasa dediğini yapan ben, senim ya. Başka kimse değil ki. Sen alıyorsun 5 liraya, ben satıyorum 7 liraya, o satıyor 10 lira. Serbest piyasa bu. Bunun onunla hiçbir bağlantısı yok. Bunu birbirimize yapan biziz. Sorun burada zaten. Hayır, sen serbest piyasa ekonomisine, tamam, 1982 yılında geçirildin. Tamam mı? Yurt dışından tarım ürünlerini getirmen yasaktı. Tamam mı? Getirdin. Şimdi sen Van'da, Hakkari'de buğday üretiyorsun. Adam Ukrayna'dan çeyrek fiyatına büyük holding getiriyor. Tamam, şey bütün piyasayı dağıttığı peki zaman sen buğdayını satamayınca tası darağı toplayıp köyden şehre göç ediyorsun. Bitireyim. Abi. Bunu kendi köyden aramızda diplomasi bak şimdi olarak yaşayabiliriz. Ama, şimdi ama biz bunu kendimiz yapmıyoruz ki başkaları bize yapsın. Bak şimdi. Ülkenin nüfusu ne kadardı 1980? %80'i köylerde yaşıyordu. Ama sen serbest piyasa ekonomisi için 1984'te tarım ürünlerini kapatınca, evet, tamam mı? Evet. Ne oldu? Köyden şehre göç edince arz talep dengeleri bozuldu. Arsa fiyatları artıyor, ev fiyatları artıyor. Ev fiyatları bir nedenden artmaz. Pandemide insanlar sokağa çıkamazsa, inşaat oranları her sene Türkiye'de 500 bin yapılıyordu. Pandemide 100 bin yapılmış. İki senede 200 bin olursa ev stoku 800 bin olur. Arz talep dengesini bozar. Yabancılar ev satarsan bu arz talep dengesini bozar. Rus-Ukrayna savaşı enerji maliyetlerini yukarı çıkartırsa arz talep dengesini bozduğu için enerji maliyetlerini, bu inşaat fiyatlarını artırır. Bunlar hepsi bak değil. Benim bakış açım o değil. Ben serbest piyasa diyorsun ya. Bunu yapan kimiz? Sen alıyorsun, ben alıyorum. İşte bu abiye işte 10 liraya, hanımefendiye 20 liraya, işte bunu yapan benim, sen bensin. Benim anlatmak istediğim olay bu. Serbest piyasa ekonomisinde senin alman önemli değil. Büyük şirketler, şimdi her ülke, NATO ülkesinde büyük sermaye grupları var. Kimin? Amerikanlı yanlısı sermaye grupları var. Türkiye 74'te Kıbrıs harekatını yaptı, ambargolar geldi. Saddam 5000 petrol tankerini Türkiye'ye gönderdi, Kaddafi de uçak savarları gönderdi gemilerle. İlk defa Müslüman bir devlet son 300'de batıdan toprak koparacak, bize Allah yardım edecek diye yardım etti. Sonra ne? Amerikan üslerini kapattın mı? Kapattın. Sonra ne oldu 1978'de? Senin Amerikan yanlısı istihbarat görevlilerin halkı sahte sağ ve sahte sol diye silahlandırdı. Gelecekte devletin bürokratik çaklarını yönetecek üniversite gençliği birbirine kırdırttı. Silahlandı. Aynı senin numarası. Ne oldu? Darbe zemini olarak, taşeron olarak kullandı. İkisini de cezaevlerinden geçirdi. Sonra ne yaptın? Darbe oldu. Darbeden sonra, ama bak, darbeden önce de ekonomik ayak ne yaptı? Sen çay alacaksın 80'den önce, darbeden önce. Gidiyorsun çay alacaksın. 10 liralık çay 50 lira olmuş. Niye? Ekonomik ayak piyasayı kara borsa yapıyor. 5 katına çıkartıyor fiyatı. Bir yandan sokakları kışkırtıyor. Bir yandan ekonomik ayak da piyasayı manipüle ediyor. Çünkü sermaye grupları, tamam mı? Senin mesela Türkiye'de 90 milyon nüfus var. Değil mi? 90 milyon nüfus. Ama bu 90 milyon nüfus belki 10 tane aileye giriyordur. Dünyada bak, dünya mal varlığının %50'si 26 ailenin elinde. Bu her geçen gün daha da artıyor. Çünkü ekonomik finans bilgisi halkın zayıf olduğu için bilmiyor. Mesela pandemi, bazı insanlar diyor ki pandemi çıktı. Hayır, çıkartıldı. Pandemi zamanında bak, Novavax hissesi var, sağlık hisseleri. 4 dolarlık hisse 300 dolara çıktı ya 2 ayda. Neden? Pandemi öncesinde adamlar havayolları hisselerini, turizm hisselerini sattı.
çıktı, gitti sağlık hisselerini aldı, servetlerine servet kattı. Halktaki insanların ekonomi finans bilgisi zayıf. Sen de maskeyi 1 liralık maskeyi 10 liraya sattın. Halktaki insanların ekonomi finans bilgisi zayıf olduğu için, tamam mı? Bak zayıflar olduğu için, zayıf olduğu için halktaki insanların ne yapıyor? Sermaye sahipleri daha fazla olduğu zaman, mesela sen en basit Marmaris'e otobüs yolcusu taşıyorsun değil mi? Sen, herkes, 5 tane firma var. 5 tane firma 1000 liradan yolcu taşıyorsun. Ben yurt dışına fona bağlayayım, 500 liradan otobüs firması kurdum, yolcu taşıyorum. Sen kaç sene boyunca yolcu taşıyabilirsin Marmaris'e? Batarsın çünkü bu yurt dışından fonlanan bir firma 500'den taşıyor. Bütün yolcular buna gidiyor. Bir sene sonra iflas ettiğin zaman piyasa ona kalıyor. Bak bir tane kitap var, Spence kitabını oku. Tekelleşme nedir? Bunları öğren. Bir de otoyollar tekrardan bazı kalan HES'ler, otoyollar tekrar özelleştirileceğini söyledi Mehmet Şimşek. Ne düşünüyorsun abi bu konuda? Otoyolların mesela özelleştirme bazısı doğru der, bazısı yanlış der. Şimdi mesela ben Marmaris'e gidiyorum, tatile gidiyorum, uzun süre kalıyorum. Osman Gazi'yi kullanıyorum, İzmir Otoban yolunu kullanıyorum. Mesela bu yol hiç olmasaydı, özelleştirme, bak şimdi, hiç olmasaydı hiç olmayacaktı. Ama bu 10 seneli yap işlet devlette sana veriliyor. Ama bu yol üzerine de 20 tane sosyal dinlenme tesisi koyuyorsun. Bir sosyal dinlenme tesisi 5 TL değil. 300 milyona 500 milyon TL'ye satıyorsun. 20 tane 30 tane benzin istasyonu koyuyorsun ve o bölgedeki insanlara istihdam oluyor. Belki 5000 kişi orada çalışıyor. Tamam mı? Bazısı yanlış diyebilir, bazısı doğru bilir. Bir de Türkiye'nin sıkıntısı şu. Türkiye'de para olmadığı için karar vereceksin kardeşim. Büyük Orta Doğu projesi var. Tamam, Odetyon 1982 planı var. Sen ya ordunu Amerikan silah tekeli altından çıkaracaksın, gelirlerinin vergilerini silah sanayiye ayıracaksın, teknolojiye ayıracaksın, Ar-Ge'ye, ya da yollara ayıracaksın, karar vereceksin. Bu buna doğru diyebilir, bu yanlış diyebilir. Sen yollara ayırmamak için ne yaptın? Sen yap dedin. 10 sene işlet, 10 seneden sonra devlete kalsın. Cem Uzan'a da mesela 99'dan önce. Biz nasıl zengin olacağız, onu anlat bize ya. Bize onu anlat ya, bırak eleştirme. Berke projesi vardı, Cem Uzan'a verilmişti. 10 sene işletecek barajı, ondan sonra devlete kalacak. Teşekkür ederim abi, çok sağ ol. Ben sadece abi bak, lütfen özür dileyerekten söylüyorum. Ben sadece senin sosyal düşünceni merak ediyorum. Yani bu kadar şey içerisindeki düşüncen nedir? Türkiye'de para yok dediniz de niçin para yok onu bir anlatsanıza. Niçin para yok Türkiye'de? Türkiye'nin katma değerli, bak şimdi şöyle düşüneceksin. Ben okuyup plastik cerrah olduysam aylık 500 bin lirada kazanırım, 1 milyonda kazanırım. Ben sana anlayabileceğim dilde konuştuğum için böyle söylüyorum. Tamam mı? 500 bin lirada kazanırım, 1 milyonda. Pandemide olduğu zaman beni etkilemez. Neden? Benim kenarda 20 milyon, 30 milyonum olduğu için beni etkilemez. Ama sen asgari ücretle çalışan bir insansan seni pandemi etkiler. Neden? Lokantan kapanmıştır. Bir fabrikan kapanmıştır. İstedik maaşını hayatını devam etmeye çalışırsın. Demek istediğim şimdi şöyle. Almanlar Mercedes'leri, BMW'leri, Audi'leri ürettiği için... Hayır. Almanlar Audi'leri, Mercedes'leri, BMW'leri ürettiği için, tamam, dünyanın 200 ülkesine sattığı için bu adam ikinci el parçasını Almanya'dan mecburen alacak. Almanya'nın eurosu değerli olacak. Neden? 80 sene, 100 önce markalarını oluşturduğu için değerli. Senin markan olmadığı için, tamam mı? Anlıyorum, ben kendi bütçemden bahsetmiyorum. Ben ülkenin bütçesinden bahsediyorum. Ülkenin bütçesinden sınırlı bahsediyorum. Siz Almanların bilmem ne bütçesine yatıyorsunuz. Senin anlayabileceğin de kıyaslama yapıyorum. Ben sadece bak. İngilizcem var mı? Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Aradaki farkı anlayabilmen için.